Medyaskop ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Gündemimiz tabii ki koronavirüs. Koronavirüsü konuşmaya devam ediyoruz. Uzmanlarla, virologlara, enfeksiyon uzmanlarına soruyoruz. Bu virüs ne zaman geçecek? Aşı ne zaman bulunacak? Maske nasıl takılır? Eldiven kullanmak zorunda mıyız? Ama artık sorular kendini tekrar etmeye ve hatta yanlış cevaplar verilmeye başlandı. O yüzden bugün sizin için çok özel bir yayın hazırladık. Doğru bilinen yanlışlara odaklanacağız. Kiminle? St. Andrews Üniversitesi'nden Doktor Müge Çelik'le beraber olacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, teşekkürler beni bu programa aldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz çünkü çok çalışıyorsunuz. Siz de yani buna çare bulmaya çalışan o enfeksiyonculardan birisiniz. Sürekli laboratuvardasınız, kliniktesiniz. Aslında siz bu koronalara aşinasınız değil mi? Biz yeni öğrendik ama sizin oldukça yakın arkadaşınız. Öyle diyebiliriz. Evet. Hocam şu doğru bilinen yanlışlarla sizin üstüne çok konuştuğumuz klişeleşmiş artık cümlelerle başlayalım. Bir numarayla başlıyorum hocam. Hazır mısınız? Hazırım. Koronavirüs demokratik bir virüstür. Hepimiz aynı gemideyiz. Evet, bu da aslında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Her ne kadar bu virüs hepimizi etkileyebilse de şimdiye kadar veriler şunu gösteriyor. Aslında en fazla bundan etkilenen yaş grupları ve gelir ekonomik grubu farklı. Mesela özellikle Amerika'ya baktığımızda en çok düşük gelirli aile enfeksiyonun en çok ağır seyrettiğini görüyoruz. Yoğun bakım ihtiyacının yüksek olduğunu görüyoruz burada. Yine aynı şekilde mesela Londra'dan gelen yeni yoğun bakım vaka analizlerine bakıldığında dörtte bir hastanın özellikle Asya ve Asya grubundan ve minority dediğimiz farklı gruplardan olan insanlar olduğunu görüyoruz. Özellikle sosyoekonomik durumu kötü olan hastalar neden bu şeyden koronavirüsten daha çok etkileniyor? Yani çünkü aslında baktığımızda bu hasta gruplarının sağlığa erişiminin daha az olduğunu görüyoruz. Genelde toplumda, Türkiye'de de aynı şey geçerli. Mesela İstanbul'da gösterilen vakaların çoğu belirli yerlerde kümeleşmiş durumda. Her ne kadar bu virüs işte 65 yaşın üzerini etkiliyor dense de tüm dünyada, Türkiye'nin aslında nüfus dağılımına bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin ortalama yaşı 32. Yani biz aslında nüfusumuz çok genç. Evet. Ama sağlıklı bir genç nüfusumuz yok maalesef ki. Dediğim gibi 65 yaşın altını 25 milyon kadar koronavirüsten ağır etkilenebilecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyabilecek bir kesim var. Ve bunların çoğu da özellikle dediğim gibi şu anda aslında dışarıda çalışmakta olan, ekonomik durumu aslında düşük olan ailelerin olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye'de salgın kontrol altında. Bu da aslında doğru bilinen yanlışlardan diyebiliriz. Yani tabii ki şu andaki vaka sayılarına bakarsak, işte günde kaç tane vaka raporlanıyor, kaç tane ölüm oluyor, kaç kişi yoğun bakıma giriyor gibi bakarsak, hani sanki çok fazla değişiklik yokmuş gibi görülebilir. Ama siz de biliyorsunuz ki herhangi bir ülkenin ne kadar vaka sayısının olduğu, ne kadar da test yaptığıyla doğru orantılı. Ve aslında şu anda tabii ki de daha fazla test yapılıyor Türkiye'de. Ama şöyle bir şey var, yani biz bunu İngiltere'de de görüyoruz. Bizim klinik, benim klinik deneyimimden şunu görüyoruz. Yapılan testlerin asıl gerçek hastayı kaçırma durumu var. Yani bazı testler pozitif olan vakaları kaçırabiliyor. Bunun oranı %50 civarında. Yani bazı hekimler şu anda zaten benim arkadaşlarım da var. Ben Ege Üniversitesi mezunuyum. Oradaki arkadaşlarımla görüşüyoruz mesela. Sadece bilgisayarlı tomografi ile tanık olunan vakalar var.
Ve bu vakalar aslında vaka sayısına yansımıyor. Çünkü sadece dediğim gibi test sonucu pozitif olan vakalar sayılara geçiyor. Aslında şu anda çok çok daha fazla hasta var. Ve bunun yanında şunu da düşünmek gerekiyor. Biz bu mesela numuneyi gönderdiğimizde hastadan bu testin sonuçları neredeyse 4-5 gün sonra çıkıyor. Yani aslında bugün verilen vakalar aslında 4-5 gün önce yapılan testlerin sonuçları. Ve bunun yanında bir de şöyle de bir şey var yani. Ölüm oranları da aslında bizim vaka sayılarımıza göre çok düşük. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi bazı ölüm vakalarının koronavirüs olarak maalesef ki kayda geçmemesi. İlk vaka geç çıktı. Türkiye ortadaydı, etrafı kıpkırmızıydı. Türkiye'de ilk vaka geç çıktı ve doğru bilinen yanlışımız ilk vakanın geç çıkmış olması lehimize bir durum. İlk vakanın geç çıkması bizim lehimize aslında değil. Bu bir taraf bizim aslında ne kadar geç test yapmaya başladığımızın bir göstergesi. Çünkü komşu ülkelerimizin hepsine baktığımızda mesela İran bildiğiniz gibi işte Şubat'ın ortaları civarında bir anda birçok ölüm vakası raporladı. Bunun yanında Avrupa'da birçok ülkede salgın vardı. Ve şu anda aslında virüsün genetik taramasını yaptığımızda neredeyse Avrupa'da Ocak ortalarından beri başlayan bir salgın olduğunu biliyoruz. O yüzden aslında Türkiye'ye baktığımızda ilk vakayı 14 Mart tarihinde bulduk. İlk ölüm vakamız da 17 Mart'taydı. Ama eğer ki hani hastalığın böyle gidişatına bakarsak bir hasta enfeksiyonla temas ettikten ortalama bir hafta sonra belirti gösteriyor. Öyle değil mi? Belirti gösterdikten sonra mesela hastaneye yatırıldıktan sonra ölümle arasındaki zaman bir anda olmuyor. Ortalama yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yani hastaneye başvurmayla ölüm arasındaki zaman ortalama bir ay kadar. Yani ilk ölüm vakası aslında geri dönüp baktığımızda 17 Mart'tan ortalama Şubat ayı ortalarında muhtemelen enfekte olmuş demektir. Zaten şuradan da bunu görebiliyoruz. 18 Mart'ta Tayvan Sağlık Birimi Türkiye'de bulunan bir tane grubun pozitif çıktığını söylemişti. Yani aslında epidemiolojik olarak ve projeksiyonlar şunu gösteriyor. Eğer ki bir ülke mesela ölüm vakası raporladıysa ve özellikle export vaka gönderiyorsa başka bir ülkeye ortalama 4-6 haftadır süren bir salgın olduğu gösteriliyor. Yani Türkiye'de muhtemelen Şubat ayı ortalarında başlayan bir salgın olduğu muhtemel. Ve şuna da bakabiliriz. Bazı projeksiyonlar var Londra'da yapılan. Benim de bağlantım olan arkadaşlarım var, araştırmacılar. 17 Mart tarihinde geri dönüp baktığımızda aslında totalde 5.000-10.000 civarında vaka olduğunu söylüyor bu projeksiyonlar Türkiye'de. Yani o anda aslında bulunmamış olması olmadığı anlamına gelmiyor. Şu hocam hastalığı geçirme kriterine geri dönelim. Yani şimdi herkes maskeli sokaklarda, işte eldivenleri giyiyoruz. Zaten çok az çıkıyoruz. Belki haftada bir. Fakat bu nasıl bir şey? Yani mesela biz yürüyoruz ve yanımızdaki hapşırdı, öksürdü ve biz korona mı olduk? Çünkü insanlar birbirine vebalı gibi davranıyor. Ve rahatsız edici gözlerle bakıyor. Bu kadar çabuk bulaşan bir şey mi? Yani yanımızda biri öksürdüğünde, tıksırdığında, hapşırdığında koronayı kaptık demek mi? Bu da herhalde doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Bir virüsün bir insanı enfekte etmesi ve o insanda hastalık geliştirmesi birçok şeye bağlı olarak değişir. Bu tamamen mesela enfekte olan kişinin size ne kadar yakın olduğuyla alakalı olabilir. O kişiyle ne kadar zaman geçirdiğinizle alakalı olabilir.
sizin mesela bağışıklık sisteminizle de alakalı olabilir. Genelde bu virüs baktığımızda epidemiolojik çalışmalara damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon olduğunu görüyoruz temelde. Yani çok yakın zaman geçirdiğin bir insanla 2 metrenin yakınında ama genelde böyle bir kere de olmuyor. Çünkü bu tamamen viral yükle de alakalı. Bir kere de aldığın virüsle 3-5 kere aldığın, temas ettiğin virüs aynı şekilde bir bireyde enfeksiyona sebep olmayabilir. O yüzden aslında sağlık çalışanlarının riskinin yüksek olması bundan dolayı. Çünkü çok tekrarlı olarak çok fazla temasta oluyorlar. O yüzden aslında epidemiolojik çalışmalarda şunu görüyoruz. Genelde aile içinde çok fazla bulaş oluyor. Kapalı alanlarda çok fazla bulaş oluyor. Kalabalık ortamlarda çok fazla bulaş oluyor. O yüzden yani yanımızdan geçen birisinden kapma olasılığı riski çok çok düşük. Ama tabii ki bu şey demek değil. Nasıl diyeyim? Dikkat etmememiz gerektiğini göstermiyor. Ellerimizi yıkamak, yine de sosyal aramızdaki o distance'a dikkat etmek gerekiyor. Ve ellerimizi yıkamak demişken notlarıma dönüyorum. Müge Çevik'ten gelen önemli bir not görüyorum. Der ki, doğru bilinen yanlışların en önemlilerinden biri, beni koruyacak tek en önemli yöntem maskedir. Aslında çok güzel bir geçiş oldu, öyle değil mi? Evet. Şimdi maske aslında biraz yani hem avantajı hem dezavantajı olan bir şey. Şimdi bir virüs. En temeldeki bulaş yolu tabii ki de damlacık dediğim gibi. En çok yakınındaki insanlardan ve insanların tükürük ve işte öksürmeyle ağzından çıkan damlacıkların yüzeyleri yapışması ve bizim elimizle onu almamız üzerinden oluyor çoğu bulaş. O yüzden bu bulaşı maske tam olarak engellemiyor. Maske genelde biz İngiltere'de şu anda tüm toplumda önermiyoruz maskeyi. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bilimsel olarak toplumda bulaşın azalmasını tam olarak engellemediğini düşünüyoruz. Ve bunu gösteren herhangi bir bilimsel bir kanıt yok. Tabii ki maske şu anlamda yararlı olabilir. Eğer ki mesela ben hastaysam ve çok öksürüyorsam ve evde kalamıyorsam, işe gitmek zorundaysam, maskeyi takarak aslında benim ağzımdan çıkan tükürükleri engellemiş oluyorum. Yani ağzımdan çıkacak virüsü engellemiş oluyorum. Fakat yine de bu riskli çünkü insanlar mesela maskeyi genelde yanlış takıyor bildiğimiz kadarıyla. Mesela üst tarafına dokunuluyor veyahut maskeyi taktığı için çok fazla daha yüzüne dokunuyor. Daha fazla gözüne dokunuyor insanlar. Ve uzun süre taktığında o artık böyle nemli bir hale geliyor. Nemli ortamlarda virüsün kalma ihtimali daha fazla. O yüzden yani artıları eksileri var dediğim gibi. Yani özellikle aslında hasta olan, kendisini hasta olarak hisseden insanların evden çıkmaması çok çok daha iyi. Yani kalabilirlerse evde. Çıkmaları gerekiyorsa maske takmaları daha iyi olabilir. Özellikle bu en başta toplumdaki risk gruplarından bahsetmiştik mesela. Kalp rahatsızlığı olan, diyabeti olan. O hastalar mesela, o kişiler eğer ki hastaneye ya da işe gitmek zorunda, toplu taşıma kullanmak zorundalarsa belki o zaman kullanılabilir. Ama maske kullanmak bizi maalesef ki bundan tamamen koruyamaz. Çünkü dediğim gibi en temeldeki bulaş yolu ellerimiz üzerinden ve el yıkamanın yani bunu gösteren birçok bilimsel yayın var. El yıkamak aslında şu anda elimizdeki en büyük silah gibi bir şey diyebiliriz. Özellikle eve geldiğimizde yemek yemeden önce yani genel olarak aslında düşündüğümüzde elimiz dışarıdayken eğer ki kontamine olduysa eve geldiğimizde yıkayıp herhangi bir yemeğe dokunmadan yemek yemeden önce temizlemek daha önemli. Yeni gündem maddemiz klorokin.
Sanki bir ay öncesi hepimiz böyle acayip iyi klorokin biliyormuşuz, işte sıtma ilacı, sıtma aşısı biliyormuşuz gibi. Şimdi Donald Trump sağ olsun klorokinle yatıp çare budur, klorokin diye birbirimize mesajlar atıyoruz. Gerçekten klorokin kullanan ülkelerde ölüm sayısı az mı? Bu kadar kritik bir şey mi klorokin? Tam olarak öyle değil. Biliyorsunuz ki klorokin şimdiye kadar sıtmada kullanılan bir ilaçtı. 1930 civarında ortaya yani çıkarıldı. 1950'lerden beri kullanılıyor. Ciddi yan etkileri olan aslında bir ilaç. Hatta bugün Mayo Clinic Amerika'da birkaç hastasını kalp aritmisi sebebiyle bu ilaçtan çektiğini ifade etti. Bu önemli şeyler. Yani baktığımızda diğer ülkelere hem klorokini kullanan hem de ölüm oranı düşük olan ülkelere baktığımızda çoğu ülkenin zaten bu ilacı araştırma dahilinde verdiğini görüyoruz. Bu birincisi. Hastadan onama alınarak yani yan etkileri, zararları ona belirtilerek verilen bir ilaç. İkincisi bu ülkelerin yaptığı güzel şeylerden biri toplumda geniş olarak test yapmaları, daha fazla insanın da temas takibi yapılması. Bunun diğer sebeplerinden bir tanesi de özellikle Avrupa'da ve Amerika'da biliyorsunuz genetik sekans bakıyoruz. Yani bu sekansa bakarak işte ne bileyim enfeksiyonun ne zaman başladığını, hangi bölgelerde yayıldığını, hangi gruplarda yoğunlaştığını görebiliyoruz. Ve ona göre bir karar alıyor ülkeler. Nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini oradan algılayabiliyorlar. O yüzden sadece klorokin mucize bir ilaç diyemeyiz. Hem artıları olabilir, hem eksileri olabilir ama bunu bilimsel araştırmalarda bakmamız gerekiyor kesinlikle. Ve şimdiye kadar yapılan araştırmalar tabii ki de bildiğimiz kadarıyla laboratuvar ortamında ve hayvanlarda bu virüsü öldürdüğünü görüyoruz ama insanlarda böyle olmayabilir. Bunun benzerini mesela Ebola'da biz gördük ya da SARS'da bazı bu ilaçlar pozitif etkisi oluyor gibi gözükebilir laboratuvar ortamında ama insan vücudu başka. İnsan vücudunda bağışıklık sistemi var. İnsan vücudundaki bazı hücreler farklı. O yüzden bu ilaçların hepsi yeni bilimsel kategoride olduğu için bakılarak araştırma dahilinde yapılması gerekiyor. Doktor Müge Çevik, çok teşekkür ederiz. Oralardan bize doğru bilinen yanlışları aktardınız. Daha o kadar çok madde var ki belki yine toparlarız ama inşallah bu artık bir sonuca bulur. Artık klorokinle mi neyse maske mi takıyoruz ne olacaksa sonuç bulunur. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için, yanlışları düzelttiğiniz için bizim için. Teşekkürler.